Üçgende yükseklik ne demek? Üçgenin köşelerinden karşılarındaki kenara inilebiliyorsa kenara, inilemiyorsa kenarın uzantısına dik olarak inilen doğru parçalarına denir. Bakın bu köşeden dikime iniyorum. Bu benim bir yüksekliğim. Hatta şöyle ABC üçgeni olsun. Burası küçük A ile gösterildiği için bu yüksekliğe HA da diyebilirim. HA ile göstermek adet olmuştur diyelim. B'den yükseklik iniyorum. Bakın B'den dikiniyorum. Yaklaşık şöyle bir şey olacak. Bu da bu kenar genelde küçük B ile gösterildiğinden HB olur. İşte şu nokta diklik merkezi arkadaşlar. Yüksekliklerin kesiştiği noktaya diklik merkezi denir. Diğer yükseklik de bu noktadan geçecek. Diğer yükseklik de bu noktadan geçiyor. Bu yükseklikte bu kenar C kenar olduğu için HC ile gösterilir. Ve bu dar açılı bir üçgen çünkü diklik merkezi üçgenin içinde dar açılı üçgenin diklik merkezi üçgenin iç bölgesinde olur. Şimdi dik bir üçgende diklik merkezi nasıl olacak? Köşelerden mesela bir tane köşe bu. Bu köşeden ben bu kenara veya bu kenarın uzantısına dikinmeye kalksam, mesela şöyle yapsam dik olmaz, böyle yapsam dik olmaz. Dikinmeye kalksam zaten kenarlardan birini elde etmiş olurum. Yani şuraya ben A, biraz daha güzel yazalım. A, B, C üçgeni dersem, burası A kenarı, B kenarı, C kenarı. A'ya ineceğim yükseklik zaten bu AB kenarı olacaktır. Yani şu AB kenarının kendisi HA olur. Benzer şekilde B'den B kenarına yükseklik insem, bakın onu inebiliyorum. Bu şekilde. Bu ise bana HB'yi verir. C'den de AB'ye yükseklik indiğimde yine AB kenarına veya uzantısına ben dik inmek istiyorsam böyle olursa dik olmaz, böyle olursa dik olmaz. Yine bu kenar olacaktır. Yani BC kenarı olacaktır. O halde BC kenarının kendisi zaten yüksekliktir. Yani HC A'dır. Yani HC ne olmuş oldu? A kenarı oldu. HA da C kenarı oldu. O zaman 3 tane yüksekliğin kesiştiği nokta bakın burası, burası ve burası kesiştikleri nokta B kenarı olmuş oldu. Yani dik bir üçgende diklik merkezi dik olan köşedir. Dik köşedir. Yani bir tane daha mesela bir dik üçgen çizelim. Bu dik üçgenin de diklik merkezi bakın şu nokta olacak. Diklik merkezi dik olan köşe. O halde dik üçgenlerde dik dik merkezi üçgenin bir köşesi yani 90 derecenin olduğu köşe. Şimdi bir geniş açılı üçgenimiz var. Geniş açımız burası. Geniş açının olduğu köşeden dik inmek kolay. Dümdüz iniyoruz. Ve yüksekliğimizi çiziyoruz. Yine harflendirelim. A, B, C ise bu yükseklik HA oldu. Çünkü burası A kenarı. A kenarına inen yükseklik. Ama şimdi mesela B köşesinden. Şimdi burası zaten geniş açı. Benim böyle gelsem açı daha da büyüyecek. Benim ineceğim dik şurada olabilir. Bakın burada ben dikinebiliyorum. Yani AC kenarına değil, AC kenarının uzantısına ancak dikinebilirim. Bunu da baştan söylemiştik. Yükseklik karşıdaki kenara veya uzantısına inilen dik doğru parçalarıdır. Ben AC kenarını uzattım. Şimdi AC kenarında bir dik
Bakın şöyle iniyorum yaklaşık olarak. Burası da B kenarıydı. O zaman HB yüksekliğim bakın bu oldu. Üçgenin dışındaki bir doğru parçası oldu. Benzer şekilde C'den de C kenarına bir dik inmek istersem yine AB değil AB'nin uzantısına dikinebilirim. Şuralara bir yere dikinebilirim. Şöyle bir şey olur. O zaman benim HC yüksekliğimde yine üçgenin dışında ve bu şekilde oldu. Peki dik merkezi ne demek? Şimdi dikler aşağıya ve yukarıya doğru uzatabilirim. Aşağıya uzatsam bir şey elde edemem. Gitgide birbirlerinden uzaklaşıyor yükseklikler. Bunlar ancak yukarıda bir yerde birleşebilirler. Bakın bunu uzattım. Aynı doğrultuda bunu da aynı doğrultuda uzattım. Tabii çok da orantılı çizemedik. Şöyle yapalım. İşi kurtarmak için aynı doğrultuda uzattığımızı düşünün. Bunlar nerede birleşti arkadaşlar? Bakın yukarıda bir noktada birleşti. O zaman benim diklik merkezim yani yüksekliklerin uzantılarının nerede kesişiyorsa aşağıdaysa aşağıda, yukarıdaysa yukarıda, sağdaysa sağda, soldaysa solda kesiştikleri yer benim diklik merkezim. DM diyeyim. Diklik merkezi. O halde geniş açılı üçgenlerde diklik merkezi üçgenin dış bölgesindedir. Diklik merkezi A noktası ise X eşittir soru işareti. Diklik merkezi üçgenin köşesi ise bu dik üçgenlerde oluyordu. O zaman dik köşe oluyordu. Burası 90 derece olmalıdır. Diklik merkezi eğer A ise. X'i Pisagor'dan rahatlıkla bulabilirim. X kare eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi 4, 9 toplarsak 13. O halde x eşittir kök 13 olarak bulunur. P noktası üçgenin diklik merkezi imiş. O halde köşeden gelen ve bu noktadan geçen doğru parçaları kenara dik olarak inmelidir. Yani şurası dik olmalıdır. 90 derece, 60 derece var. Dolayısıyla burası 30 derece olur. 30 derece, 90 derece, burası da 60 derece olur. 30'un karşısı x ise 60'ın karşısı x kök 3 olur. X kök 3 4 ise x eşittir 4 bölü kök 3 olarak bulunur. ABC'nin diklik merkezi AK üzerindeymiş. Mesela şöyle göz kararı şurada bir yerde olsun. O halde köşeden gelen ve bu noktadan diklik merkezinden geçen doğru parçaları kenara dik inmelidir. Dolayısıyla burası 90 derece olmalı. Dik bir üçgen var. ABK üçgenine bakın. Tabii bu tarafta 90 derece. Dik bir üçgen ve hipotenüs bakın dik kenarın iki katı. Bu ancak 30-60-90 üçgeninde olur. O halde burası 30 derece. Burası da 60 derece olmalıdır. 30'un karşısı K ise 60'ın karşısı K kök 3 olur. AKC üçgeninde bir dik üçgen ve bakın ikizkenar dik üçgen. K kök 3, K kök 3 dolayısıyla ikizkenar olduğu için burası da alfa yani alfa 45 derece olarak bulunur. A, ABC'nin diklik merkezi ise A köşesi 90 derece olur. Ayrıca muhteşem üçlü durumun oluştuğuna da lütfen dikkat edin. O halde 35 ise burası da 35 olur. 90'dan 35 çıkartırsam X 55 derece olarak bulunur. K, ABC'nin diklik merkezi ise bakın A köşesinden çıkıp K'dan geçen doğru parçası dik olmalıdır. O halde burası 90 derece olur. Benzer şekilde B'den çıkıp K'dan geçen doğru parçası da
dik olmalıdır. O halde burası da 90 derece olur. Şu açı 150 derece olur. Şu köşelerini işaretlediğim dörtgene dikkat ederseniz 3 açısı belli. Sadece alfa belli değil. Yani 90 artı 150 artı 90 artı alfa. Bir dörtgenin iç açılar toplamı 360 dereceydi. 360, 90, 90, 180 yapar. 360'dan 180 atalım. 180'den 150'yi de atarsak alfayı 30 derece olarak buluruz. K, ABC'nin diktik merkeziymiş. O halde A'dan çıkıp K'dan geçen doğru parçası dik olmalıdır. Yine C'den çıkıp K'dan geçen doğru parçası dik olur. Burası da 90 derece olarak bulunmuş olur. Diyor ki BDK'nın diktik merkezi ile ACK'nın diktik. Şimdi BDK'ya bakacak olursak zaten dik üçgen, diktik merkezi D noktası olur. ACK'nın diktik merkezine bakalım. Şimdi ACK şu üçgen. Ve geniş açılı bir üçgen. Bakın köşelerini işaretledim. Yükseklikleri bakın C'den inilen yükseklik bu. AK'nın uzantısınaymış. A'dan inilen yükseklik de bu. KC'nin uzantısına inmiş. Dolayısıyla bu yüksekliklerin bakın kesiştiği nokta diğer yükseklik de bu olacak. Çünkü bunu devam ettirirsem ne olur? K'dan geçtiği için K'da ABC'nin diktik merkezi olduğu için bu da dik olur. Yani AKC'nin yükseklikleri bakın hop bu ve bu olmak üzere B'de kesişiyor. Geniş açılı üçgen olduğu için dışarıda kesişiyor. Yani BDK'nın diktik merkezi D, ACK'nın diktik merkezi B. Bu ikisi arasındaki mesafe istenmiş. İstenen yer burası. Dolayısıyla onları silelim. Dolayısıyla benden istenen mesafe şuraya x diyeyim. Şurası olur. X olur. BD uzaklığı olur. İstenen uzaklık BD uzaklığı. Bu da 3, 6 dik hipotenüs 2 katı dik kenarın 30-60-90 üçgeni dikkat ederseniz. Gerçi açılar gerekmiyor ama gerekebilirdi. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 olarak bulunur. Şimdi burada bakın B'den dikilmiş, C'den dikilmiş. Bu noktam benim diktik merkezi. Yani A'dan da gelip bu noktadan geçsem dik olur. Ama daha enteresanı iki yükseklik birbirini simetrik kesmiş. Bakın şöyle simetrik bir durum oluşmuş, eşit olmuş uzunluklar. Bu ancak ikizkenar üçgenlerde olur bu simetri durumu. Dolayısıyla AC de 5 olur. AC 5 olursa burası 1 olduğuna göre şuraya 4 kalır. Benden ne isteniyor? CK isteniyor. CK isteniyorsa bakın bu taraf 4 ise ale AK da 4'tür. Simetrik bir yapı var. Şu köşelerini işaretlediğim üçgene yani AKC üçgenine bakarsak 4, hipotenüs 5, o halde CK 3 olarak bulunur. İkizkenar üçgenimiz var. İkizkenarlarımız bunlar. İkizkenar tabi taban da burası oluyor. Alttaki taban üzerindeki herhangi bir noktadan ikizkenarlara dikler inersem arkadaşlar bu diklerin toplamı yani şu A olsun, şu B olsun bana ikiz kenarlardan birine ait yüksekliği verir. Yani bu yükseklik ne olur? A artı B olur. Mesela bir tane de şu kenara çizelim. Bir ikiz kenar üçgenim var. Tabandaki herhangi bir noktadan İkiz kenarlara dikler iniyorum.
Diyelim ki şurası 2, burası 5 olsun. O zaman bu ikiz kenar üçgenin ikiz kenarlara ait yüksekliklerinden biri ne olacaktır? Yani şuranın tamamı 5 artı 2, 7 olur. Şu dış açılara dikkat edelim. Bakın üçgenin iki dış açısı eşit. İki dış açısı eşitse iç açılar da eşit olur. Bunların bütünlerleri olan iki açısı eşitse şu büyük üçgenin bir ikizkenar üçgendir. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit olur. O halde ikiz şu sol alttaki köşeden dikinmişim. Sağ alttaki köşeden de ben dikinersem tam aynı noktadan geçer ve 90 derece olur. Çünkü simetrik bir yapı oluşuyor. Burası 4 ise burası da 4 olur. Burası 8 ise burası da 8 olur. Ve şu dik üçgene dikkat ederseniz yine hipotenüs dik kenarlardan birinin iki katı yine 30-60-90 üçgeni. Burası 30. Burası 60. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3 olarak bulunur.